Mutlu günler efendim. Mutlu hafta sonları. Dış sahada karşınızdayız. Bugün biraz alışılagelmişin dışında bir konu var. Futbolun aslında çok içinde değil ama elbette futbolda konuşacağız. Meslek hayatında çeyrek asırı geride bıraktı. Yaz aşkım dedi. Yaz aşklarına biraz daha farklı pencereden bakmamızı sağladı. Delice bir sevda bu dedi. Sevdamızı daha tutkulu yaşamamıza sebep oldu. Heyecanlıyım çünkü... İki İzmirli'nin sohbetine tanıklık edeceksiniz. Sanatçı Ege bugünkü konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zedin. Nasılsınız? Her şey harika. Aylar sonra İstanbul'a döndük. turnedeydik. Yakında yine çıkacağız ama fırsat oldu. Buluşmak bizim için de büyük mutluluk oldu. Hemşerimi ağırlamaktan dolayı <laughs> ayrıca e, keyifliyim de onurluyum. Mutluyum. Çok Aynen. teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ e, Klişeleşmiş bir... E, Cümleyle başlamak ne kadar doğru bilmiyorum ama 88 doğumluyum ve gerçekten şarkılarınızla büyüdük. O gençliğimiz şarkılarla geçti ve Ege ilk sevenleri nasıl tanıdıysa hala da hafızalarda böyle. Bunu neye mesela bağlıyorsunuz? Samimiyet elbette geçmiştir zaten ama başka nasıl bir bağlayıcı özellik vardı da bu kadar ilk zamanlarını hatırlıyorlar ve 7'den 77'ye Instagram hesabınıza baktım. 7 ee, yaşlarında 4-5 yaşlarında çocuklar, çocuklar yine o eski şarkıları evet. söylüyorlar her şeyden önce şarkıların samimiyeti var evet. çünkü e, ne olursa olsun biz profesyonel olarak başlamadık yani kent ozanı olarak aklımızdan kalbimizden geçenleri döktüğümüz için o samimiyet geçiyor galiba en önemli ikinci unsurda e, marka hiçbir zaman şarkının önüne geçmedi yani onu ayrıştırdık her zaman şarkı ön planda oldu. Bunu magazin unsuruyla destekleseydik belki insanlara antipatik gelebilirdi. Ama bundan olabildiğince kaçındık. Ve i̇nsanlar sadece şarkıları bildi. Ee, o da o şarkılara bir kişilik kattı, bir ruh kattı insan gibi. Ben hep şey diyorum zaten... Evladım olsaydı herhalde bu kadar hayırlısını biraz zor bulurdum. Çünkü 30 yıldır hala onların sayesinde bir kariyer edindim. Saygı görüyorum, sevgi görüyorum. Para kazanıyorum, rahat ediyorum. Ee, yapabileceğim en doğru iş yapmışım demek ki. Elbette bu yolda yürürken pişmanlıklar da vardır. Onu da ilerleyen dakikalarda soracağım. <laughs> e, çünkü kolay bir camianın içerisinde var olmaya çalışmıyorsunuz. E, zor bir camia. E, 7'den 77'ye hala daha birilerine hitap etmeye çalışmak e, bu yolda yürümek çok zor olsa gerek, meşakkatli olsa gerek ama Ege dedik. Şimdi e, isminizin de hikayesi var. Evet. E, Levent Ak aslında isminiz. Evet. Ama şöyle bir hikayeyi ben e, denk geldim ve öğrendim. Haluk Levent, Levent Jonker, Levent Yüksel gibi isimlerle karıştırılmak istemiyorum. E, art olarak da Egeyi çok seviyorum. <laughs> Böyle bir e, isimle devam etmek istiyorum şeklinde hikaye doğru mudur? Do doğru. E, o dönem işte saydığınız isimler var. Zaten popüler isimler, yenileri de geliyor. Dedi ki Levent Ak, Levent Ak ya, olmaz bu zaten. hani. Aslında çok güzel isim soy isim güzel ama karışacak diye korkumuz vardı. İşte Ege fikri geldi. E, Erkan Özerman manevi babam ona sordum. Ne dersin ya Ege çok güzel fikir şarkılarına da yakışıyor dedi. Ama aslında pek de bir şey değişmedi yıllar içinde. Çünkü gittim her yerde hala Haluk Levent'e imza veriyorum <laughs> Yaşar diye imza veriyorum. Gerçekten şeyi mi? unuttuk tabii. biz tip olarak hepimiz aynı tipteyiz yani e, iri ve kara adamlarız. Ya o dönemde şimdiki gibi hani Sesi güçlü adamlar. E, YouTube yok, Instagram yok. Yani farklı resimler yok. Günde 3 defa gördüyse gördü. Kral TV'de görüyordu. Onun dışında bir şey yoktu. Yani sima tanıdık ama şarkıyı kimin söylediği belli değil. Öyle bir dönem. Yani çok karıştırılanlar var. Hatta geçenlerde şey de gördüm. Teoman'ı da <laughs> e, Tarkan diye sık sık yolunu çeviriyorlarmış. Onu gördüm. Bizim dönemin belki şanssızlığı bu. Ama güzelliği de bu. Demek ki biz bir buket olmuşuz yani. Hem şarkılarla hem görüntüyle. Şanssızlığı diyorsunuz ama elbette çok farklı nüansları içinde taşıyan yıllarda e, kitlenize hitap ettiniz. 90'lı yıllar hala daha yani hala daha demek bence çok doğru olmaz çünkü şimdi şimdi özlememize ekstra başka sebepler de var. 90'lı yıllara hep bir özlem çekiliyor değil mi? ya Ben şahsen bunu yaşıyorum. Her hafta mutlaka bir e, ...mekanda 90'lar eventi yapılıyor. Bunu mesela neye bağlıyorsunuz? Bunun, bunun birkaç sebebi var bana Mutlaka. göre. Mutlaka. Bir, birincisi e, artık müziğin kalitesine ya da ne çalınacağına ...ne dinleneceğine insanlar kendi karar vermiyor. Hmm. Algoritmalar karar veriyor. E, bu algoritmanın ne olduğunu soruyor. Hakikaten benim de korktuğum bir canavar gibi... ...şunu dinleyeceksin, e, bunu izleyeceksin, bunu düşüneceksin diye bir zorlama var... 90'lar çok daha bağımsız bir ruhtu. Hatta o dönemin ruhundan da bağımsızdı. Çünkü o zamana dek bir tek TRT vardı ve TRT'nin sansüründen geçiyorsan yayınlanabiliyordun. Bağımsız radyoların çıkmasıyla insanların zevklerinde de çeşitlilik oldu ve o aidiyet yakalanmaya başladı. Belki bir daha o dönem hiç yakalanamadı. Çünkü dijital çağ geçmekle birlikte o sözünü ettiğimiz zorlamalar gelmeye başladı. İnsanlar biraz orada o özgürlüğü buluyor. Hem kent kozanının özgürlüğü hem bağımsızlık ruhunu. İkinci sebep de bu sadece bize özgü değil öyle söyleyeyim. Çünkü son bir yılda dünyada dolaşmadığım yer kalmadı. Yani New York'u, Paris'i, Berlin'i ve tüm dünyada şu egemen umutsuzluk ve mutsuzluk. İnsanlar plan yapamıyor, hayal kuramıyor. Kendini korunmasız hissediyor. Ve bu anlarda insanların kendini en iyi hissettiği yer aslında geçmişi. Yani geçmişe döndüğünde iyi hatıralar. İyi hatıralar nedir? İşte annemizin yaptığı makarnadır mesela. Yediğinde mutlu hissedersin. Ya da o dönemden bir çizgi filmdir. Ya da bir filmdir döner izlersin. Ya da o dönemden bir şarkıdır. Onu dinlersin. Çünkü gözün, kulağın, damağın da bir hafızası var. Ve bunu işlettiğin zaman serotonin salgılamaya başlıyorsun. Eğer böyle bir şey yaşıyorsak şu an dönemde kitlesel olarak demek ki bizim serotonine ihtiyacımız var. E i̇yi ki en azından 90'lar var diyorum. Değil mi? Evet. De, bu bıraktığınız noktadan devam etmek Tabii. gerekirse İzmir'e bir şarkı yazdınız. Evet. Büyüsem de küçüğüm elinde. Evet. E, küçücüğüm elinde. Ben e, çok Sizin severek... Sizi etkilemiş galiba böyle. Eminim ki insanların doğduğu yerler e, arasında bir bağ vardır ama İzmirlerin şurasında İzmir. Evet. Ya başka yerde hayatınıza devam etmek isteseniz de eminim ki yani bu e, başka e, il ve ilçelerimiz için de geçerlidir ama İzmirliler İzmir'e başka bir yerden bağlılık duyuyorlar ve biraz önce anlattığınız şeye o kadar katılıyorum ki ne zaman moralim bozuk olsa o sokakta oyun oynadığım çocukluğumun geçtiği e, apartmanın önünde görüyorum e, kendimi buluyorum oraya gidiyorum. Demek ki çok güzel geçmiş o yıllarım ki moralim bozukken oraya sığınmak istiyorum. Bir şekilde orası benim kalkanım gibi hissediyorum. Bunu şarkınıza da taşımışsınız. Çok da güzel, çok da başka bir duygudan hissettirmişsiniz. Ben öyle hissettim açıkçası. Hangi duygularla kalem almışsınız? Valla bir hayatımda bir İzmirli olarak bilirsiniz. İzmirler kar yağdığı zaman... Çok mutlu oluyorlar. Bir dakika falan ya. O da diller dışarıda bekler. <laughs> Kurtuluş'ta Feriköy'de bir arkadaşımın evindeydim ve bir sabah böyle bir çığlıkla uyandım ama sessiz bir çığlık. Ne olduğunu anlamaya çalıştım. Ee, salona gittim. Pencereden, kocaman pencereden bir baktım. Lapa lapa kar yağıyor. Hayatımda ilk defa karla tanıştım orada. Dışarı baktım. Böyle bayağı dize kadar gelmiş. Attınız mı kendinizi dışarı? Efendim? Attınız mı kendinizi Hayır. Hayır, kendimi korktum. Yani artık o yaşadığım güvenli alandan, işte ailemin evinden arkadaşlarından, sevgilimden uzakta sen artık başka bir dünyadasın, başka bir mecradasın ve bilmediğin yani karda nasıl yürüdüğünü bile bilmiyorsun. Ve o anda bir anda çalan kilise çanları, bir anda okul zili, çocukların sesleri, bir anda karın yağanın sesi çok üzüldüm. Dedim burada ne işim var? Çünkü dönmek çok kolay. Yani bir otobüs biletine bakıyor. Dönebilirsin güvenli alanına ama Döndüğün andan itibaren senin sen yapacak bütün e, ister macera deyin, ister yolculuk deyin, bütün bunlardan vazgeçmiş olman gerekiyor. Ve o kalmakla gitmek arasındaki korkunun tam ortasında e, İzmir'in tamamının bir anne kucağı güven ve sevgi kucağı olduğunu düşünüp çok çabuk çıkmıştır o şey. 15 dakikada falan. Sene kaçtı? 94. 94. 94. Daha patlayan albümümüz çıkmamıştı. 95'te değil mi? Evet. Daha ben şey arıyordum. Albüm yapacak firma arıyordum. Yani öyle gelmiştim. Un kapanı orası burası dolaşıyordum. Çok da verimli olduğum bir dönemdir o dönem. Yani 94 İstanbul iyi geldi. Bu yalnız kalmak, maceracı, ruh, tek başına... İstanbul iyi geldi. Yalnız kalmak her ne kadar kötü gelmiş gibi bir algıya sebep olsa da aslında bir cümleniz var. Beni çok etkiledi. E, yanlış ifade etmek istemiyorum. Lütfen tam cümleyi verelim. E, kariyerime yön vermesine sebep oldu bu ayrılık şeklinde. Eski aşkınızı anlatıyorsunuz. Ayrıldığım için evet pişmanım. Keşke böyle olmasaydı, daha Aha. farklı olsaydı. Ama kariyerime yön veren bir ayrılıktır diyorsunuz. Allah'tan boşandı şu anda bunu biliyorum. Öyle mi? Sen, onların evinde fırtına kopardı. <laughs> ya yani şöyle bir şey. Biliniyorsunuz ki, bir de e, eş tarafından da. E, Eski eş diyelim artık. Şu var, her bir tercih bir vazgeçiştir. Yani ya onu tercih edecektir. Herkes aslında temel prensipli kendi güvenliğini düşünür. Yani. Nedir? Korunaklı, sığınaklı, yaşamını, güvenini alman, karnını doyurman, işte bir işe Maslow'un piramidiydi yanlış anımsamıyorsam. Bu sıralamada gider. Fakat bu sıralamayı bozmaya cesaret edenler başarılı olur. Evet. Ben onu düşünüyorum. Vazgeçtiğin zaman, daha ileriye gitmek istediğin zaman e, en azından şunu yaşamazsın. Acaba gitseydim ne olurdu diye pişmanlık yaşamazsın. Görmek çok daha önemli, deneyimlemek çok daha önemli. O dönem için aldığım çok acayip bir karar. Benim için de büyük. Şimdiki aklımla aynı karar verir miydim bilmiyorum. Belki kalırdım ama o gün için çok doğru bir karar vermişim diye düşünüyorum. Bilmiyorum diyorsunuz ama bence bu tarafa biraz daha yakınsınız. Sanat camiasında yine aynı şeyi sanki yapardınız. Hey, şöyle söyleyeyim. Belki ikna ben, eden taraf ben olurdunuz ben böyle ama. Böyle bir camia var mı bilmiyorum. Çünkü çok da için içinde değilim. Benim yaptığım hep başından itibaren bir enstrümanım var oturup beste çalışmak. sonra bunları insanlara ulaştırabileceğim ekiplerle bir araya gelmek bunların kontaklarını kurmak. Şey diyorlar mesela ona da çok gülüyorum. işte 90'larda onu tanıyor musun bunu? Kimse kimseyi tanımıyor çünkü biz bir mahallede oturmuyoruz. Yani evet. öyle bir organik ilişkimiz de yok. Ha, Aynı sektördeyiz. Gördüğümüzde hayranlık ve saygı ifade ediliyor ama kimsenin yan yana geldiğine de sanmıyorum. şeyi de ayırmak lazım. Eee Müzik yapanlarla şov dünyası çok farklı şeyler. Ee, i̇nsanların çoğu bunu karıştırıyor. Şov dünyasının içine her şey dahil. Magazini dahil, modası dahil, e, sosyal medyayla, basınla, televizyonla... ...çok organize davranan, yaşayan bir e, canlı diyebilirim, organizma diyebilirim. Ama müzik onun içinde bir bölüm. Ben sadece o bölümün içinde kalmayı tercih ettim. Yani oyunculuk teklifi de geldi. Dedim bana göre değil. Bir ya projeniz da... var ama öyle. Olacak. Hayır öncesinde de vardı. Ee, küçük mi? böyle bir, e... bir de evet, oynamıştınız. Konuk oyuncu konuk olarak. oyuncu. Nasıl da o deneyim? Ge 15 sene geçti hala gösteriyorlar. Evet değil evet. E, nasıl da o deneyim? İlk konserinizde. İlk, ilk konserimde e, karşıya kadar vermiştik 25 bin kişiye bir playback orkestrası vardı. Üçüncü şarkıda ben dedim ki playback yapamam çünkü şarkı söylemediğimi 25 bin kişi biliyor. Ve bu 25 bin kişinin bildiğini de ben biliyorum. Rica ettim oradan bir mikrofon aldım, gitarın içine soktum. Ee, tarihteki belki en heyecanlı konserimde 25 bin kişi bir buçuk saat boyunca tek gitarla şarkı söyledim. Konserden sonra menajerim geldi gözleri dolu dolu. Ben dedi böyle bir şey görmedim. Seni yürekten kutluyorum. Bir daha yaparsan da canını okurum dedi. <gülüyor> <gülüyor> Konuyu öyle kapattık. Şimdi gelelim şarkıcılık kısmına. Evet. Şarkıcılığın aslında iyi bir sesle ilgisi yoktur. Şarkıcılık çok ciddi bir koordinasyon isteyen, enerji alışverişini sağlayan bir varlıktır orada. Yani çünkü seni dinlemeye hazır bir kitle var ama onları sen yönlendireceksin. O anda ne hissettiklerini bileceksin ve onların daha ne ki enerjilerini toplayıp bir araya getirip tekrar onlara vereceksin ki hikaye burada başlar. Ve bütün bunları yaparken de dikkat etmen gereken e, ses doğru mu geliyor? Işıklar doğru yerde mi? Orkestra doğru mu çalıyor? repertuar salınımı ve sıralaması doğru mu? Kafanın içinden bunlar geçer. Çok fonksiyonlu olmanız Tabii, gerekiyor. Ve en son yaptığı, gerçek bir şarkıcının sahnede yaptığı en son şey ve en zahmetsiz iş... Şarkı söylemektir. Hı. Onu söyleyebilirim. Müthiş tanımladınız. Gerçekten anlattınız. Ya çok teşekkür ederim. O yüzden bana şey diye gelirler. Ama benim sesim çok güzel. Olabilir ama sahne en büyük okuldur zaten. Hı hı. Şarkıcılığı da öğrenebileceğiniz tek yer gerçekte sahnedir. sadece sahnedir. Onu derim. İyi bir sesim var diye derim ki üstüne para ver. Gerçekten meraklıya. Üstüne para ver ve orada sahne al. Çünkü o enerji alışverişini öğrenemedikçe insanlara sizin ne enerjiniz, ne ruhunuz, ne vermek istediğiniz geçmesi. Hı hı. Müthiş. Çok şimdi... okul gibi konuştum. Yo, <laughs> çok güzel anlattınız. Eminim ki ekran başındaki herkes benim sizi dinlediğim gibi bizi dinliyordur, sizi güzel. dinliyordur. Ee, şimdi çok güzel hit olan parçalarınız var. Ee, kesinlikle listeleri alt üst edilen bir dönemden bahsediyoruz. 95 ee, ve sonrası. Hı hı. Ee, benim bu arada en 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 üst sıradaki şarkım Hurma Gözlüm. Bir hikayesi yok bende ama eminim ki de de sizde. yok. Yok mu? Rumanyozun <laughs> yok ya mu? Aslında bir tek neredeyse hurma gözlümünün hikayesi yok. Aa. Ee, onun da sebebi o dönem yeni bir firmaya transfer olmuşum Türkiye'nin en büyük firması. Ee, adam sağ olsun çok sevdiğim bir abimizdir. Sercit abi. Dedi ki sana düet ayarladık falan. Ben ne heyecanlandım. Çünkü Kayan, Ahmet Kaya, İbrahim Tatlıses falan. Kiminle? Bülent Ersoy'la dedi. Ben şöyle bir kaldım. Dedim biz o düeti yapmayalım çünkü şarkı hazırdı. Ben ona benzer bir şarkı yapayım dedim. Ee, eve de gittim o zamana dek benim lakabım Enrico Ege falan Latin Rüzgarı. Evet. Ya nasıl bir şey yapacağız? Muazzez Ersoy'un bu nostalji serisinin hani her evde peynir ekmek gibi bulunduğu dönem. Biraz dalga geçeyim diye ben hurma gözümü yazıyorum ama söz ne yazacağım? Böyle 87'lerde de ilk aşık olduğum kız vardı. Ona yazdığım bir şiir vardı. Aklıma geldi, o duruyor. Bir kısmını oraya mont ettim. ve bunun gideceğini tahmin etmiyorum. O dönemki menajerim de adamı yememiş, içmemiş aradı, Ege Hitini yaptı. Ben dedim bu şarkı olmaz. Adam olur, olmaz. Sizden geçmedi yani şarkı. Ben, ben dalga geçmek için <laughs> 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 yaptığım. Şarkı... Tam olarak neyle dalga geçiyorsunuz? Kendimle. Yani o, o da önemlidir. E, şarkı form olarak kötü bir şarkı değil, ama senin idealin hani. Bir sonraki aşamada İspanyolca albüm yapmak ya da Fransa'daki öyle teklifler vardı. Çünkü biz aynı yıl Fransa'da albüm yapmak için teklif almışız. Ve hani ekol olarak da bir arabesk, endülüs, e, enteresan bir şarkı. Ben inşallah hani tutmaz diye düşündüğüm şarkı... Işte öyle bir tuttu ki... Bir buçuk yani. ayda iki milyon falan sattı ve ben şaşırdım. Hala da anlayabilmiş değilim. Form olarak bunun tabii normal bir dinleyicinin anlaması zordur ama... Formal olarak e, tam anlamıyla arabesk formu diyeceğimiz karışık formlar var. Yani Grek formu var, Endülüs formu var, Arap formu var. Sentez İçinde... diyebilir miyiz? Çok, efendim? Sentez. Evet, eklektivist. Ee, birbirine geçmiş formlar. Ve Ozan da ne diyeyim, müthiş bir aranjör. Öyle bir şey çıkardı ki ortaya. Ben zaten yıllarca vurma gözümü niye sevildiğini anlamadım. Öyle bir durum ben var. Ben dediğim gibi ben çok derin <laughs> bir anlam bekliyordum sevgili izleyiciler. <laughs> Dedim ki hikayesine gireriz, dinleriz. Benim de bir hikayem olur yani ben evet bu şarkıyı seviyorum. Çünkü altında böyle bir şey yatıyor diye yarın öbür gün arkadaş ortamında anlatırım diye beklerken e, ters köşe oldu. Özür dilerim. Estağfurullah Ama onun şahanesin. üstündeki hepsinin bir hikayesi var Mutlaka. yani. Mutlaka ama tek hikayesi olmayan şarkı bu mu gerçekten? Aşağı yukarı evet yani çok bir hikayesi yok. Çok güzel ama. Ha şöyle Ne mesela geçti? Hayatımın neyicileri. En en acayip dönemlerinden biri dedi. İki defa yakaladım ben bu dönemi. Ee, i̇lki 98'den 99'a geçişti. Çalkantılı bir dönemdi ve e, stüdyoya gittik. Ozana yeni albüme gireceğiz. Ozana 15 tane falan şarkı çaldım. Dedi ki bunların içinde şarkı yok. Hmm. Git yenilerine yaz dedi. Biz hani... Müzisyen kökenden olduğunuz için onun kapısını çal, şarkı ver öyle bir şey mümkün değil. Hı. Ve ben 35 günde 35 şarkı yazdım. Her gün bir şarkı yazdım. Her gün bir şarkı yazdım. Hayatım boyunca iki dönem İlham oldu. İlham gelmiş ve gitmemiş sizde 35 gün boyunca. İlhamla ilgili değil. Aslında bütün iş, e, bestecilik de, yazarlık da e, konsantrasyon. duygusu mu? Konsantrasyon yani çalışma, idman, disiplin. E, hikayeyi bildiğin zaman yaparsın. Nasıl bir rahatlama geldiyse... Bir de 2007 Eylül'dü galiba. 30 günde 30 şarkı yapmışım. Ya bu söylediğim bir şey imkansız bir şey. E yani. Onu söyleyeyim. Olmaz. İşin dışında biri olarak. Tabii. Anlayabiliyorum. Olmaz böyle bir şey ve işte o 2000 pardon 99'daki albümün tüm şarkıları bir ayda yazılmış şarkılardı. Müthiş. Müthiş. Bu duygu eminim ki dinleyenlere de geçmiştir. Şimdi biraz önce cümle arasında ben bazı yerleri cımbızlıyorum. İlk aşık olduğum kız diye ifade etmişsiniz. Kaç kere aşık oldunuz? Her seferinde aşkı yeniden tanımlamak lazım. Kesinlikle. Yani ilkindekine aşk dersem öbürleri çok daha derin boyutlarda şeyler. Aşk yaşa bağlı, ihtiyaçlara bağlı olarak değişen bir şey. Ergenlikte ne olacak? Hormonların çalışıyor. Çok güzel giriyor. Aman eli de güzel. Tuttun, elini tuttun. Aşk yaşıyorsun. Bu. Sonra başkalaşmaya başlıyor. <laughs> Tabii sonra ee, Aynı frekanslı olmaya bakıyor. Aynen derin, aslında. derinliğe bakmaya başlıyorsun. Görgüye bakmaya başlıyorsun. Mesela bana soruyorlar. Bir insanda en çok neye dikkat edersiniz? Peki. Görgü çok önemli. Hı -hı. Çünkü görgünün temelinde ahlak da var, erdem de var. Empati kurma da var. Karşındakini da var. Saygı da var. Değer verme de var. Samimiyet de var. Yani bir insan görgülüyse bana göre dünyanın en zengin insanı. Çünkü satın alamayacağın tek şey Görgü. Hı hı. Hatta bunun okulları var ama okulda bile yetmiyor. O yüzden hani yaşa ve yaşadıklarına bağlı olarak aşk değişiyor. Peki o zaman şöyle sorayım. Sorumu tazeleyeyim. Tabii. Aşk diye tanımlayabileceğiniz kaç duygu yaşadınız? Kaç kere o duyguyu yaşadınız ya da? Torunadan geçtim hepsinden. <laughs> <laughs> hepsinden geçtim ama e, tabii ki e, böyle yaşlı amcalar gibi konuştuğumu düşünüyorum. Şimdi şu var her bir deneyimde balık örneğini veriyorum. Mesela küçücük bir balıksın suda. Gidiyorsun da bak böyle çok neşeli bir yem var. Hım diye ısırıyorsun. Meğer o bir şeymiş, oltanın ucuymuş. İğne şurana takılıyor. Şimdi iki alternatifim var. Ya bundan sıyrılmayı başaracaksın. Tehlikeli bir şey. Da. Sıyrıldığında dudağında bir yara bırakacak. Ve sen bir sonraki dolanmaya çıktığında ona benzer şeyler gördüğünde burası acımaya başlayacak. Dize ki? Ben bunu daha önce yemiştim. Bu değil. Sonra daha büyük bir yem göreceksin. Bu daha parlak, daha büyük. Onun ısırdığında damağına takılacak. Bundan kurtulmak daha zor. Kurtulabilirsen bir daha o tip bir şeyi yemeyeceksin. Aşkı burada ben tabii yem avlandın olarak diye Hayır, düşünüyorum ama her deneyim sana bir önceki deneyimde başına gelenleri hatırlattığı için e, aynı şeyleri yaşamaman gerektiği konusunda aldığım bir deneyim var sadece. Bu yoğun hislerle diyeyim o zaman ben sorumu. <laughs> tekrar tavsiye Yoğun hislerle kaç beste yaptınız? Kaç şarkı yazdınız? Kayıtlı olan 130. 140 belki 150 bilmiyorum. Başka dillere çevrilen kaç şarkı? Oraya geleceğim. <laughs> İki numaraydınız. Bilmiyorum hala devam ediyor ama önce İki. sözünüzü bitirin ondan sonra oraya İki. geleceğim. Çok önemli Ama bir konu. benim Livaneli'ni yakalama ihtimalim yok çünkü çok başka bir boyutta, çok özel bir adam. Ee, çok da saygı duyduğum büyük ustam. Bugün de çok güzel bir haber aldım. Radyo PR'cım söyledi. Şu an son bir ayda Türkiye'deki tüm radyolarda 42 değişik Ege şarkısı çalmış. Bana listesini gönderdim. Demek ki iki şarkılık adam değilmişim diye kendi kendimle gurur duydum. Böyle bir şey söyleyen var <laughs> mıdır bilmiyorum <laughs> evet, ama. Çok güzel. Ee... Onlarca dile çevrilen şarkılarınız evet. var. Ama benim dikkatimi çeken Ukrayna'ydı. Yani İran, Lübnan'ı anlarım yine evet. Yunanistan'ı anlarım. Hani birbirimize yakınız vesaire kültürler e, ya da o hissiyat. Ama Ukrayna bir soru işareti. E, yayından önce anlattım, arkadaşlarımla paylaştım. Onlar da aynı şekilde Ukrayna neden acaba? Neden ee, çünkü 90'ların bir özelliğini tabii atladım. Sosyolojik olarak incelenmesi gerekiyor. O patlamam kadar büyük oldu ki Baltık ülkelerinden Orta Doğu'ya, Balkanlara kadar e, Türk albümleri satılır, Türk müziği dinlenir hale gelmişti. O dönemde orası da çok etkilendi. Yani sadece Ege şarkıları değil işte Tarkan'ın söylediği şarkılar, Sezen şarkıları falan da çevrildi. Bu çok güzel bir dönemdi Türkiye için. E, sanıyorum onun kalan etkileri diye düşünüyorum. Evet. evet. Peki bir röportajınızda şunu söylüyorsunuz. Başka yerde doğmuş olsaydım dünya starı olurdum. Ben mi demişim Çok iddialı. Şu... <laughs> ya bu ya, starı olmak gibi. nereden, e, ne, ne gibi kriterleri işte. var ki? Dünya Dünyasları zaten olamam. Yani niye? Starlık başka bir kavram, başka bir formasyon, başka bir yetişme biçim. Yani kendini e, futbol sahasında antrenman yapan bir adamın golfçi olması gibi bir şey. Hmm. İkisi çok çok farklı şeyler. Yani starlık dans etmeyi bileceksin, oyunculuk bileceksin. Hayatın asla senin elinde olmayacak ve kendi hayatını bir organize bir biçimde yayacağın, dağıtacağın bir ekibin olacak. Hiç benlik bir şey değil. hemen yani. kendi köşemde meşhur olmayı tercih ederim. <laughs> Sadece şu vardı. Tabii ki insan bir şeyler üretirken e, istediği hak ettiğini düşündüğü takdiri almak ister. Hani e, Türkiye'de ne yazık ki müzikle ilgili, özellikle müzikle ilgili böyle bir takdiri yok. Türkiye ne yazık ki dünya müzik kültürünün 50 yıl gerisinde. Ee, yaşadığı coğrafyanın etkisi diyelim, e, dünyaya bakış açısı diyelim. E, Türkiye'de bana kızanlar olabilir. Arabesk'i seven vardır, sevmeyen vardır. Bir tarafı benim hoşuma gider, güzel yaparlar. Ben severim. Ama Türkiye'de arabesk diye bir illet vardır. Ve bu illet her dönem son 50 yıldır, özellikle gece kondu kültürünün kente gelmesiyle birlikte, bir kanser hücresi gibi insanlarımızı kaderciliğe, ee, ...ve başına gelenlere razı olmaya ikna İttiriyor. eden ve her dönemin müziğine bir şekilde yapışan. Yani 60'lı yıllarda ona meyhane müziği demişiz, Türk sanat müziğine yapmış. 70'li yıllara gelmiş, halk müziğine yapışmış. Hani halk müziği arabesk olmuş. 80'lere gelmiş, pop arabesk olmuş. 90'lara gelmiş, rock arabesk olmuş. 2000'lere gelmiş, rap arabesk olmuş. Yani... Alttaki tabak değişiyor, üstteki yemek değişmiyor. Ve bu kadercilik ne yazık ki e, genetik olarak anadan oğula diyelim, babadan oğula geçen bir şey. Ve e, Türk müzik kültürü 90'larda güzel bir iğme yakalamıştı, demiştim kent ozanları. Ama makus talih, e, Türkiye Arabeskten kurtulmadıkça müzikalite olarak da, yaşama algılayışı biçimi olarak da, dünyayı sevme olarak da... E, o kötücül durumdan kurtulamayacak diye düşünüyorum. Siz ne kadar arabesk dinliyorsunuz? Efendim? Ya da dinliyor musunuz arabesk? Ne bu kadar? Özellikle dinleniyorum. Yok. Hani denk gelirse bir şey, güzel bir şey, samimi bir şey. Doğru samimiyetten söz ediyorum. Zaten form olarak, hiçbir forma doymayan, bir ucube, bir ucube bir şeyden söz ediyoruz yani. Hı hı. Ben çok şey değilim, e, müzik doktorası yapmış biri değilim ama bu işin içinde ama olan biri olarak, e, bir süre sonra insanı bunu yapmaya zorluyorlar. Hmm. Bakın bu ülkede son 7 yıldır samimiyetle söylüyorum bir kız çıkmış Batı formunda çok güzel söylüyor. Onlarcası var erkek de gırtlak yapmıyor diye bunlara albüm yapılmıyor. Doğru. Neden? Arabeski Ha, halkımız istiyor ya halkımız istemiyor. Hayır siz algoritmalarla bunlara zorluyorsunuz. Bunu dinletmeye zorluyorsunuz. Acıya Halk teşvik. Adı. Aynen öyle. Korkunç. Yani ben tek başıma neyi değiştirebilirim bilmiyorum ama. Eğer bir kültür politikaları oluşturulacaksa önce bunu düzeltmek lazım diye düşünüyorum. Bu da mutsuzluğa mı daha çok itiyor, sebep oluyor sizce? Çünkü dinlediğiniz müzikler hep böyle etki alanıdır ya, biraz önce siz de ifade ettiniz. Oraya doğru mu itiyor halkı, bunu çok fazla dinleyen halkı? E, kitlesel olarak etkilenmiyor değil miyiz? Yani elbette etkileniyoruz. Baktığında şöyle söyleyeyim, yine sosyolojik bir şey, ukalalık yapmak istemiyorum Estağfurullah. da. Estağfurullah. Müzik insanın genetiğine yapışan bir şeydir ve enerjisini yükselten bir şeydir. Dinlerden savaşlara, maçlardan danslara kadar her yerde hayat bulan bir şeydir. Yani bütün dinlerde, tek tanrılı ve çok tanrılı dinlerde insanlar o mesajları iletmek için müzikten yararlanılmış. Ya da savaşlarda, örneğin bugün Le Marsel diyoruz, Fransız ulusal marşı. Bir tane birlik Almanya ile savaşa gidecek. Onlara cesaret vermek için yapılmış. Savaşı almışlar. O kadar büyük zafer olmuş. Dönmüş. E, Fransız Ulusal Marşı olmuş. E, 1933'te yazılmış. 10. yıl marşı meclis kararı ile yazılmış. Cemal Reşit yazdırılmış. Önemli şairler hep birlikte yazılmış. 10 90 yıl önce belki etkisi yoktu. Ama baktığında şimdiki etkisi bizi bir arada tutan bütün değerleri anlatan bir şey. Yani Atatürkçü fikrin, layık cumhuriyetin, savunucuların fikirlerini bir arada tutan bir şey. Bir motivasyon aracı. Yani müzik ciddi alınacak bir şey, hafif alınacak bir şey değil. Yani telefondan dinledim, şu oldu, sevgilime gönderdim değil. Müzik dünyada ciddiye alınacak bir şey. Ekonomik olarak da öyle. Hı hı. E, dünyadaki en büyük paraların döndüğü yerlerden biri. O yüzden bu kadar dijital platformlar var. O yüzden bu kadar büyük paralar dönüyor. O yüzden de çok ciddi alınması gerektiği düşünüyorum. Umarım sıkıcı olmadım. Böyle Hayır konuşarak. lütfen. Çok çok keyifle dinliyoruz sizi. Biraz önce dans dediniz. Evet. Dünya starı olmak için o dansla da desteklenmesi gerekiyor. Evet. 90'lar 90'larda hep ama bu vardı. Sizi de hatırlıyoruz. Biraz önce e, klibiniz de ekrana geldi. Minik minik oynardı. <laughs> çok minik değildi. Yani şimdiye baktığımızda daha mesela stabil bir şekilde şarkılar söyleniyor. Ama 90'larda o dans hep bir destekleyici unsur değil miydi? Ama 80'lerden beslenen bir durumumuz var. Yani 80'ler Avrupa ve Amerika müziğinde... Tekrar Amerikan müziğinin çok ortaya çıktığı Madonnalar, bla bla, modern talkingler falan filan ama Amerika çok daha etkiliydi. E bizde de şunu istiyordu prodüktör, ya biraz oynasana. Niye? Hani bir şey, erkek adam oynar mı? Yok hep var. bir hareket var. <laughs> erkek adam bereket. oynar mı durumundan? 90'larda hani küçük küçük vardı ama yine de abartmadığımızı düşünüyorum yani. E, peki şimdi geçmişe biraz gitmek gerekirse 70'lerde, 60'larda, 80'lerde... Ee, böyle bir keşke şu kişiyle şu isimle aynı sahneyi paylaşabilseydim dediğiniz bir isim var mı? Cem Karaca, Barış Manço Tanju Okan hmm. ee, benim için çok önemli çünkü hem tanışıklığım var hem bir gönül bağım var. Sağlığını son döneminde tanışmıştım. Hmm. Ee, çok babacan bir adam. Beni de derinden etkilemiştir. Hayatı başına gelenler. Ben paralellik kurup hatta sonum Tanju Okan gibi mi olacak acaba diye böyle kendi kendime yandığım zamanlar olmuştur. Ve onun şarkılara verdiği ruh... E, hiçbir şarkıcıda... aynı şarkılar belki bunlar şey işte... Fransız şansonlarıydı. Ama onun verdiği ruhu... hiçbir şarkıcıda duyamamışımdır. E, kendisinin de bana vasiyetiyle... Öyle. benim şarkılarımı sen söyleyeceksin ya. diye... ben hiç cesaret edemedim. Çok uzun yıllar ama kısmet oldu... arka arkaya işte e, bir gün... Hasret'i yorumladık 2010'da. Sonra Ninavaro'nun prodüktörlerinden biriydi. Bir şarkısını yine e, Çalçın yi bana teklif etti. Onu söyledik. Sonra Deniz ve Mehtap yaptık. Ne zaman çıktı? O da yine bir cover'ın içinde. Fecri Fecre Ebcoğlu şarkıları içinde. E, o hayat bulan şarkılara, onun sesinde hayat bulan şarkılara hani küçücük ben de söylemek mutluluğunu yaşadım diyebilirim. Harikasınız. Peki şimdi ben bir grubu da size sormak istiyorum. Gypsy Kings. 92'de Gypsy Kings ikiye ayrıldı. Los Reyes ve Çıkıhanı Cipsiz diye. Sonra biz 99'da bir şeyler yapacaktık Çıkıhanı Cipsiz'de fakat 2005 2004 2004'te benim Sıcak Ekmek adlı şarkımı birlikte düet yaptık. Hı hı. Ee, ve onlarla 7-8 ülkede konser verdik. Fransa, Belarus, Karayipler, Japonya... Yunanistan, bayağı bir dolaştık arkadaşlarla. Onlarla birlikte sahne almak deneyimi çok çok güzeldi. Ee, özeldi. Ama samimiyetle de söyleyeyim. Benim özellikle Tipsy Kings dinlemek <laughs> keyfim hiç olmadı. Zaten Aslında... iki solisti bir araya getirince bir Ege yapıyor. Ah teşekkür ederim. Öyle. Çok, çok Algı öyle. <laughs> bence de öyle bu arada. E, Göztepe taraftarısınız. Hı. E İzmirli oluşunuz sebebiyle aslında bakarsanız bence bütün e, Süper Lig'de şimdi yer alsın Altay Karşıyaka bence eminim ki onları da desteklersiniz. Aynen öyle. Göztepe'nin en dişli rakibi üç büyüklerden sizce kim? Şöyle söyleyeyim aslında ben e, Göztepe'de çocukluğum geçti. Hı hı. Bütün arkadaşlarım orada hep o, Bundan dolayı ama şu doğru eee 1. lige çıkmış bütün İzmir takımlarını Süper Lig'de. Aynen görmek isterim ve tutarım. İz, tüm İzmir tekrımlarına sempatim var. Öncesinde ben e, hani üç büyüklerden birini tutuyordum. Beşiktaş'ı tutuyordum ama... Bende de öyle bir bilgi bir, vardı. Öyle mi? Fakat şey var. Bir süre sonra ben artık e, şirketleşmeye çalışırken çirkinleşmeye başladığım farkına vardım. Artık Türkiye Türkiye'liklerini. Yani bir endüstri olmaktan öte e, bir hengame. Hmm. Artık şuna inanıyorum. Yaşadığımız çağ korkunç bir çağ. Bizi ayrıştıracak çok sebep var. Yani ve bunu kolaylaştırmak için de sosyal medya diye bir şey icat edilmiş. Kendi mahallelerimizde oturuyoruz, konuşmayı unuttuk. Sarılmayı unuttuk. Evet, hikayeyi unuttuk ve uzlaşma noktalarımız giderek kayboluyor. Ben bunun insanlığın başına gelen en korkunç şey olduğunu düşünüyorum. Ve biz hani uzlaşmalarda, şarkılarda, filmlerde ya da bir toplumsal başarıda bir araya geleceğimizi Herkes kendi içinden onun başarısını, başarısızlığını çıkarmaya başlıyor. Bir ülke, bir spor takımının, bir milli takımının başarısından ülkece gurur duyamıyorsan neyden gurur duyacak? Yani biz bu hazzı ve uzlaşmayı, dayanışmayı nereden alacağız? O yüzden bana son yıllarda futbol çirkin geliyor. O yüzden de üç büyüklerden birini tutmayı bırakmak istemiyorum. Hı. Gerçekten istemiyorum. Çünkü izlemekten de haz almıyorum. Hı hı. Çünkü burada Türk futbolcuları da görmek istiyorum. Biz mahallede hani top peşinde koşarak büyüyen çocuklardık. Benim lakabım Pele'ydi. Hani bir gün o zaman da Fenerbahçe'yi tutuyordum. Çünkü en pırıltılı takım oydu. Fenerbahçe'de oynar mıyım diye hevesim vardı. Şimdi de benim duyduğum hevesi Taşra'da bir sürü çocuk hala duyuyor. O topun peşinde koşuyor. Futbol akademilerine gidiyor. Aileleri para veriyor. Yapıyorlar ediyorlar. Ama günün sonunda sen yurt dışından hani sendeki değeri görüyorsun taraftar ister, özlemleri büyük. Ben şu parayı her şeyi vereyim. Ve sen kendi evladına o topu oynatmayıp o hayallerle o çocuk yıllarca onun peşinde koştu. Dışarıdan parasıyla getirdiğin forma aşkı nedir, ruh nedir, geçmiş nedir, aidiyeti nedir bilmeyen bir adama teslim ediyorsun. Ve bunun içinden de bir başarı çıkarmaya çalışıyorsun. Başarı hikayesi. Özür dilerim o forma artık o hale geldikten sonra benim için kutsal gelmiyor. Eğlenceli de gelmiyor, güzel de gelmiyor. Futbol da eğlenceli de gelmiyor. Çok mu asabiyim ben? <laughs> Düşünceleriniz ha. en özgür şekilde ifade etmek ha. hakkınızdır. Beşiktaş'a marş yazmayı hiç düşündünüz mü peki? Ya da yazdınız belki de açığa çıkarmadınız mı? Vallahi yaptım Yaptınız galiba mi? bir şeyler ama. Yıl kaçtı? 2003'tü. 20 yıl geçmiş demek ki. Ben kaçırdım. Efendim? Ben kaçırdım. Yok yaptım ama o dönem şey, işler çok karışıktı. Hmm, ne ee, oldu? Beşiktaş şampiyon oldu. Evet ne güzel. <laughs> ee, efendim? Yani ne güzel orada güzel desteklenebilir marş şeklinde evet. daha bir dillere pelesenk olabilir. Anlamıştı. Bu çok uzun hikaye. Yani. Anlatalım zamanımız var Yok, değil mi Sadece Program... Beşiktaş şampiyon olunca şey vardır. Mesela ben Serdar Başkan benim hayatımda tanıdığım en zarif insanlardan biri. Çok, evet. çok şık bir başkan. Mesela görgü konusunda beni çok etkileyen bir hmm. e, insandır ofisine gittiğinde bizzat kalkıp ayağa kalkıp kahveyi kendi verince vay be dediğim bir insandır. Fakat o şampiyonluktan sonra bir hengame doğdu. oldu. Yüzüncü yıl marşı olsun mu, olmasın mı, birkaç aday daha vardı yapalım mı? Ee, bir türlü kısmet olmadı. Ama ee, Göztepe'nin yüzüncü yıl için marş yazacağım. Şimdi aslında ya bu kadar <laughs> e, rakipleri mesela Fenerbahçe'nin yüzüncü yıl marşı hala dillere pelesen konuşturumda kıraç yapmıştı. E, orada bu kadar bu etkiyi kaçırılmasına sebep üzücü tabii yani. Şimdi Beşiktaşlı taraftarlar bence bu hikayeyi duyduktan sonra üzülmüşlerdir diye tahmin ediyorum. Ben yazdım da bir diye yanımsıyorum ama 20 20 yıl geçmiş. Yani ev... 100. E, yıla özel olacak. Evet evde bir yerde duruyordu. Şampiyon da olunmuştu. Aslında bunun desteklenmesi gerekiyordu. Ekstra üzerine düşünmesi gerekiyordu. Siz değil sizin haricinizdeki isimlerin. E, dediğim gibi şimdi kulüpçülük çok zor iştir. 40 yerden çekiştirirler insanları. Onu da yapalım bunu da yapalım. Ben çok anlayışla da karşıladım. Olsaydı o günlerde olurdu. Olmadıysa ama da... Ama başka bir isimle de anlaşılmadı diye hatırlıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Yüzüncü yıl marşı çıktı mı Hı. çıkmadı bu mı? sizi kırdı mı peki yarıda kalması bu Biliyor durumu? O. Yani bir şey söyleyeceğim. Beni daha çok kıran şeyler var şu an. Hani Cumhuriyet'in yüzüncü yılı. Yani insanların mesela bu konuda da bir araya gelip bir uzlaşıda buluşması gerektiği düşünüyorum. Kulübümüz kıymetlidir ama Ülkemiz çok daha kıymetli. Her şeyin önünde. Bunu yüz, yüzüncü yıl, bitti 101 yıl ne yapacağız değil. Yüz, yüzüncü, yüzüncü yılda bir değerlendirme yapıp e, ikinci yüzyıla bir kılavuzun hazırlanması gerekiyor diye Ve örnek teşkil etmek gerekiyor Aynen, değil öyle. mi? Aynen öyle. Yani bunu yapmak sonraki gerekiyor. asra. Bunu çok atlamamak lazım. Ne yazık ki e, zaman şu an bizim için e, geçmişten çok daha hızlı akıyor. Doğru. çok daha çabuk değişiyor. Konular bir anda daha çabuk değişiyor. Ve pozisyon olmak çok daha güçleşiyor. Belki yeni zihinler, yeni zekalar ya görmezden geliyor ya da bunlara hazırlıklar bilmiyorum ama biz hayatı şak olarak çok daha ciddi alıyoruz yaptığımız her şeyi. Buna katılıyorum. Öyle de görmek istiyoruz. Buna katılıyorum. Sosyal medyadan gelen sorularla hızlıca devam edelim. Ee, çok fazla soru geldi size. Ben sizin adınıza çekiyorum ve size yöneltiyorum. Kısa kısa geçersek hepsini e, değerlendirmiş oluruz. Bir futbol takımı için çalışma yapsa hangi takım olmasını isterdi? Neden? diye sormuş bir izledim. Göztepe istiyorum 100. yıl. İnşallah bekliyoruz. Ee, en beğendiği futbolcu ya da futbolcular kiminle mesela futbolcu olsaydı karşılıklı oynamak isterdi şeklinde bir soru Oho. gelmiş. O kadar çok yetenekli muhteşem adamlar var ki. Pele dediniz mesela lakabınız da Pele'ymiş. Ama çocuktu doğru topunu izlemiş değiliz ama Metin Ali Feyyaz döneminde hmm. oynamak isterdim çok güzeldi. Tanıştınız ee... mı peki? Tanıştınız tabii tabii. var mı? Severim üçünü de severim. Metin de harika bir insan onu da çok severim. Aynı Selamlarımızı gibi. gönderelim sevgilerimizi gönderelim. Devam ediyoruz sosyal medyadan gelen sorulara. Ee, bu soru cevabın klasiklerinden bir tanesi çay mı kahve mi diye sormuşlar. Kahve gibi duruyor. Kahveyle başlayıp çayla ile devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir sanatçı için ikisi de çok önemli ama kahve sanki bir adım daha önde gibi. Bir, biraz Sabah uyanınca. kahve düşkünlüğüm var. Başka özel harman bir şeyler hmm. En büyük pişmanlığı. Bunu ben de soracaktım. Vakit kalmamıştı. Çok... Henüz yaşamadım. <laughs> Henüz yaşamadınız. Şahaneymiş. Aklınızda kalan peki böyle bir yani şunu yapmasaydım ya da yaptım pişman değilim ama başka şeyleri çok etkiledi dediğiniz böyle bir hikayeniz var mı çok kısa anında cevap veremem ama keşke çocuk yapsaydım ama yapmışken yedi tane yapsaydım neden yani tek tekiyle uğraşamazdım <laughs> birbirlerini yesinler <laughs> peki ülkemizde delice sevdaya layık takım bence Beşiktaş diye de eklemiş izleyicimiz Sağ herkesin için. kalbinden geçen neyse o Hayır, bu arada da yani takdir ettim Tüm kulüplerin özellikleri var. Bakmayın böyle konuştum ama ne olursa olsun Fenerbahçe bu ülkeye heyecanı getiren bir takım. Daima taraftarlarını mutlu eden. Galatasaray kurumsallığı, keza geçmişi, Beşiktaş'ın halk coşkusu, daima o dinamizmi. Çok önemli şeyler. Türkiye için vazgeçilmez şeyler. Kesinlikle. Son iki sorumuz olsun mu? Evet. Bu arada ben son olarak kendimden de bir soruyu sorup böyle kapatmak istiyorum. O soruyu sormazsam bana kırılanlar olur. Herkesle anlaşabilen bir yapısı var. En anlaşamam dediği profil, insan profili. Karakteristik özelliklerden de olabilir. İ i̇ki İkiyüzlüler. İki evet. İkiyüzlülerle ikiyüzlüler yani mi anlaşabilir acaba? Mesafesiz hani bir çok sulu yaklaşımlar ee, yoksa çocukla çocuk olmayı da çok seviyorum son tatilimde işte 3 5 7 yaşında çocuklarla sürekli Şahaneydi. bir eğlencedeyiz. Yakınlarına sorsak 3 kelimeyle Ege'yi nasıl anlatırlar? Yakınlarıma sorun. <laughs> <laughs> İlla biliyorsunuzdur ama. Peki son soru. Yaz aşkımın hikayesini çok merak ediyorum. ...sevgiliye ayrıldıktan sonra... ...sevgiliye yazılan bir şarkı mıydı? Yoksa o sevgilinin özlemiyle... ...yanıp tutuşurken yazın... ...denk gelen birine yazılan bir hikaye miydi? Tam olarak şu. Marmaris'te... ...tesadüfen bir ay gelmiş... ...bir genç gruptuk. Çok yakışıklı çocuklar da vardı. Güzel kızlar da vardı. Fakat grubumuzda çok güzel bir kız vardı. Ve bütün çocuklar ona aşıktı. Ben de dahil olmak üzere. Ama aralarında... ...en az iddialısı bendim yani baktığında ve oradaki o an güzel ortamın içinde bir rekabet bir şey yaşamayıp gereği yok diye düşünüyorum. Çünkü ben gitar çalan çocuktum orada. Ama işte futbolcu çocuk Yaş kaçta dediniz? O kaç? 20 20. genç. Kazık kadarmış. <laughs> <laughs> ve şeydi yani şarkıda onu anlatıyor. <laughs> ee, biteceğini bile bile, bile, bile bu, bu aşka başlamak. başlama Hiç üstüne gitmediğim ee, ve arkadaşlığını tercih ettiğim biriydi. E aradan geçmiş 30 yıl hala çok yakın arkadaşız yani. Bu güzel Aynen, bir şey. Çok evet. Güzel. Sizin için en farklı yerde olan son sorum şarkınız. <laughs> bu, bu şarkının farkı başkadır ya da hikayesi çok başkadır benim için de çok özeldir. Bir tane yok. Mutlaka. <laughs> Mutlaka. Bir tane yok. Ee, başka Sanıyorum 100. yıl için yaptığım var. Benim için çok değerli. Çünkü bu ülkenin hangi şartlarda nasıl kurulduğunu biliyoruz, hangi aşamalardan geçtiğini biliyoruz ve kurtuluş savaşının henüz bitmediğinin de farkında olmamız gerekiyor. Her türlü ahval ve şerayet içinde de üzerimize düşen görevimizi yapmamız gerekiyor. Cumhuriyetin evladı olmak zorundayız, Cumhuriyetin neferi olmak zorundayız. Atatürk'ün getirdiği bütün devrim ve ilkeleri kabullenip benimseyip yeni nesillere aktarmamız gerekiyor. Ee, o yüzden bu coşkuyu, bu birliği sağlayacak şarkıya ihtiyaç vardı. 100. Yıl Marşı'nı yazmıştım. O yüzden benim için en önemlisi bu oralar o. Şahanesiniz. Çok teşekkür ben ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Siz de sağ olun. Ee, bizim bir anı defterimiz var bizimle ilgili. Oraya bir iki cümle ben kapanışı yaparken yazmanızı rica edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Bu kadar zarif ve güzel bir programa geleceğimi bilmiyordum. Çok teşekkür, Çok, Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu arada hemen kapanışı yaparken de e, kitaplardan da bahsetmem evet. gerekiyor. Kedice Bir Sevda, Kedice Bir Tutku isimli iki kitabı var. Dört kitabım var aslında. Dört aslında evet. evet. Şöyle göstereyim. Ben de izleyicilerimizle paylaşayım. Evde bulduklarımı hediye. Bunu imzalatacağım size. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. E, anı defterimizi rica edeceğiz. Bir iki kelime bir şey bizler için, Ekol Tabii. TV ailesi için yazmanızı. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Samimi açıklamalarınızdan ötürü Sizin gibi bir sanatçıyı ağırlamaktan dolayı Ekol TV ailesi adına konuşuyorum. Çok mutluyuz. Evet. Ee, i̇nşallah tekrar bekliyoruz i̇nşallah sizi. İnşallah kısmet olur. Göztepe'ye tamam. de başarılar diliyoruz Süper Lig'de. Efendim dış sahaya noktayı koyacağız. Biraz önce de ifade ettiğim üzere biraz 90'lı yıllara gittik. Hatta bayağı bir 90'lı yıllarda kaldık. Şarkıların hikayesini öğrendik. Ve aslına bakarsanız geçmişi iade ettik. Umarız sizin için de çok keyifli bir program olmuştur. Haftayı yine şahane konu ve konuklarımla karşınızda oluncaya dek. Hoşçakalın.